Evet, bak, bütün akciğerleri berbat şu an. Türkiye'de koronavirüs diagnozu koyulan hastaların gündelik sayı 30 bin'e çatır. Təxminən bir ay önce gündelik yoluxma sayı 6 bin'e kadar geriləsə də, son günler yoluxmada keskin artım qeyd alınır. 14 yanvarda başlayan peyvəndləmə prosesi isə davam edir. Səhiyyə Nazirinin açıqlamasına görə bugünə qədər Türkiyədə 14 milyon dozadan çox peyvənd vurulub. Fəxrəddin Qoca Türkiyənin Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndindən başqa Almanya və Rusiya istehsalı olan peyvəndlərin də ölkəyə gətiriləcəyini bildirdi. Bildiyiniz gibi yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1.4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında bu 4.5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak. Kamuoyunda adı sık geçen Rus menşeli aşı Sputnik V'nin gelişim süreçlerini yakından izledik. Sputnik'in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır. Bu aşı uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test sürecinden sonra yaygın kullanıma alınabilecek. Fəxrəddin Qoca yerli koronavirus peyvəndinin hazırlanmasında elde edilen neticeler barədə də danışdı. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak. Sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda son aşama olan faz 3 aşamasına geçilecek. Türkiye'nin Səhiyyə Naziri pandemiye ne kadar devam edecek sualını da cevaplandırdı. Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre bugün için makul soru şudur. Salgın ne zaman kontrol altına alınır? Bunun bir cevabı var. Aşılama tamamlandığında. Türkiye için Mayıs sonu bilemediniz Haziran ayı sonuna kadar dersek bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır.